Önemli. Üzerinden geçin bir yandan not da almaya çalışıyorum. Şimdi İyi Parti 5'lere kadar gerilemişti. Ee, şimdi tekrar 7 bandında hatta 7-7,5 bandında görüyoruz son ölçümlerimizde diyor. Mehmet Ali Kulat ama eski oy oranı 10 seviyesi hala oradan uzak diyor. Bu birincisi. İki soracaktım sormadan geldi oraya söz. Yeniden Refah Partisi yeni yükselen değer bir kitle partisi olma iddiası var. Ee, henüz oradan uzak olsa da ama tüm oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından alıyor, çalıyor. Bu önemli bir detay yine Mehmet Ali Kulat son ölçümlerinde bunu gördüğünü ifade ediyor. Birçok il ve ilçede yeniden Refah Partisi'nin böyle bir etkisi var. Son anketlerde e, önemli tamamını tüm oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alması önemli. DEM Parti'ye kısaca değindiniz. Ben soruyla onu biraz açayım. Mesela İstanbul, mesela Başak Demirtaş Denildi ki Selahattin Demirtaş'ın aslında bu hamlesi evet muhalefetin geneline CHP'ye dönük de bir mesaj içeriyor ve fakat aslında Dem Parti'yi içeriyor. Ben siz siyaset kuruyorsunuz, kuramazsınız demek istedi diyenler var. Siz nasıl okuyorsunuz Başak Demirtaş'ın veya dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın hamlesini? Hangi şifreler barındırdığını düşünüyorsunuz? İstanbul'da denklem ne olacak? Lütfen yorumlarken İyi Parti'yi... Azmi Kara Mahmutoğlu üzerinden Zafer Partisinde dahil edin bunu cami yine önemli bir soru bu şundan dolayı önemli bir soru dem Parti bir iddia ile çıktı Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına ve iki yeri adres gösterdi Bunlardan birisi Antalya'ydı ee, dedi ki mevcut Antalya Belediye başkanıyla işte bizim sorunlarımız var dedi bir salon meselesiyle patlak vermiş bir sorun ama sonuç itibariyle Muhittin Böceği aday göstermeyin dedi ve bir başkasının da aday gösterilmesini istedi. Sayın Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu iki ismi aday gösterirseniz yani birini göstermez diğerini de gösterirseniz biz de karşı hamle yaparız anlamına gelebilecek bir tavır ortaya koydu. Tam o sırada bu hamle geldi. Bununla bağlantılı değildir onu bilmiyorum ama Başak Demirtaş ismi İstanbul'da aday olarak ortaya çıktı zaten bir süredir konuşuluyordu. Önce bir şey ifade etmek lazım. İstanbul Türklerin en büyük şehri. Yine İstanbul Kürtlerin en büyük şehri. Yani en çok Kürt nerede yaşıyor sorusunun cevabı İstanbul, en çok Türk nerede yaşıyor sorusunun cevabı İstanbul. Bu seçmen davranışı anlamında söylüyorum öncelikli olarak. Tabii ki bütün Kürtleri DEM Partisi temsil etmiyor ya da bütün Türkleri herhangi bir tek parti temsil etmiyor. O da işin bir tarafı. Ama bir şeyi öncelikli olarak söylemek lazım. Eğer İstanbul'da Dem Partisi Başak Demirtaş gibi çok bilindik bir e, figürü ortaya aday olarak korsa şunu bilmek lazım bir kere Cumhuriyet Halk Partisi için çok ciddi bir risk oluşur. Her şeyden önce %10 bandında bir oy oranını alması muhtemel. Tekrar söylüyorum şimdilik muhtemel ifadesini söylememin nedeni hiçbir ölçümleme yapmadık ama DEM Partisi'nin İstanbul'daki oy oranını biliyoruz. Bu oy oranını en yüksek alabilecek isimlerden birisi olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi olması hasebiyle bu ifadeyi kullandığımı evet. ifade etmek isterim. Bu aynı zamanda hem büyük şehir için bir risk oluşturur hem de ilçeler anlamında ciddi bir risk oluşturur. DEM Parti seçmeni genel itibarıyla Beraber hareket etme kabiliyeti Türkiye'de en yüksek seçmen grubunu oluşturuyor. Yani diğer partilerden farklı olarak Dem Partiler kendilerine işaret edilen partiye gidip oy verme becerisinde çok yüksek bir meziyete sahipler kendileri açısından. Önce bunu görmek lazım. Tabi e, İstanbul dışında da biz İzmir Partisi'nin ne yapacağını çok merak ediyoruz. Çünkü eğer Tunç Soyer'i e aday yaparsanız oy vermeyeceğiz dediler. Tabii. Gerçekten bu sözün arkasında duracaklar mı? Bu önemli. Yine aynı şekilde aday gösterilen Antalya'daki Muhittin Böce'ye oy vermeyeceklerini ifade ettiler. Gerçekten güçlü bir isimle Antalya'da da çıkacaklar mı? Burada da bir şeyi söylemek lazım. Yeniden Refah Partisi AK Parti için nasıl bir politik tehdit oluşturuyorsa aynı şekilde DEM Parti de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi için bir politik tehdit oluşturuyor ayrı aday çıkarması durumunda. Burada İstanbul açısından bir iki şeyi söylemek lazım. Azmi Kara Mahmutoğlu isminin iki özelliği var. Bir, milliyetçi seçmenden oy alır Zafer Partisi'nin adayı. İki, Karadenizlidir ve Karadenizler tarafından genel itibariyle sevilir. Burada da Ekrem İmamoğlu seçmeninden yani Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş seçmenden oy alma kabiliyeti olan bir isim olarak dikkatimizi çeker.